Rehbere Bahariye Caddesi'nde devam ediyoruz. Yine Kadıköy'ün en işlek, en bilinen caddelerinden biri. Bazı yerler vardır, yıllardır önünden geçersiniz, merak edip bakarsınız ama içeriye hiç girmemişsinizdir. Benim için de şu anda durum böyle. Tarihi Süreyya Operası'nın önündeyim. Belki buradan binlerce defa geçtim. Binlerce defa geçtim. Dışarıdan binaya baktım. Hatta arşive inersem sosyal medyada da mutlaka binanın önünde yaptığım paylaşımım vardır ama hiç içeriye girmemiştim. Bu hafta hadi dedik İstanbul'da Kadıköy programı yapınca bu önünden geçip de girmediğim Süreyya Operası'nı ekrana getireyim. Ben az önce Akın abiyle beraber içeriği gezdim. Hani gerçekten görülmesi gereken yerlerden biri. 1927'de Süreyya İlmen tarafından opera olarak yapılan bir bina. Ancak daha sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sinema sektörü ilerleyince yenik düşüyor sinemaya ve perdelerini kapatıyor. Uzunca bir süre, yanlışım varsa içeriden aslanımdan bilgileri zaten alacağım, atıl kaldıktan sonra 2005 yılında görüşmeler yapılıyor ve 2007 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanarak tekrar perdelerini açıyor. Şu anda tabii ki pandemi tedbirlerinden dolayı tiyatro oyunlarına ya da konserlere yer veriliyor. Ama size şöyle söyleyeyim, Aslı Hanım'dan da içeride teyidini alacağım. Bu arada çekim konusunda bazen çok zorlanıyoruz ama Kadıköy'de hiç zorlanmadık. Özellikle Kadıköy Belediyesi Basın Büro'daki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili dostumuz Dinç olmak üzere. İçeriye girelim, hem o tarihi dokuyu sizlere gösterelim, yaşatalım, hem de bilgileri paylaşalım. Geldiğimde ışıklar açılmamıştı. Şimdi içeride arkadaşlar da hazırlık yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, kendime kızdım. Hani yıllarca, ama yıllarca, öyle hani 3-5 sene de değil, en az 20 sene şurada dolaş, buradan geç. Bir ara çocuğum benim, Bartu'nun okulu da buradaydı. Yani şu eseri görmeden İstanbul'da yaşıyorum de kızdım kendime. Şöyle sizin yerinize kendi kulaklarımı bir çekeyim. Ben dışarıda çok kısa bahsettim 1927, general olduğunu da şimdi öğrendim Süreyya İlmen, daha sonra sinema sektörü. Ama artık günümüzde belki de İstanbul'un tek opera binası diyebiliriz değil mi? AKM'de çalışmalar sürdüğü için. Doğrudur. Tabii biz, burası 2007'de opera sahnesi olarak açıldı. Yani aslına uygun olarak tamamlanarak açıldı. Çünkü 1927'de ilk açıldığında Süreyya Paşa burayı tamamlayamamış maddi nedenlerden dolayı. Kulis ve sahne arkası tamamlanamamış. 2007'de onlar tamamlanmış olarak tam bir opera sahnesi olarak açıldı. Yani tabii ki zamanın, 1920'lerin düşünürsek o ölçekte bir opera sahnesi, yani büyük bir opera sahnesi değil. Büyük opera eserleri için de uygun değil ama küçük bir opera olarak Avrupa'da da birçok örneğini gördüğümüz operalar gibi. Burası da hizmete açıldı. İlk açıldığı zaman AKM hala faaliyetteydi. Atatürk Kültür Merkezi diyelim değil mi? Adını da anmış olalım kurucumuzun. Doğru, doğru. Atatürk Kültür Merkezi açıktı. Ve burası Anadolu yakasında bir sahne olarak açıldı. Tabii ki Atatürk Kültür Merkezi'ne bir muadil olarak değil. Fakat tadilat dolayısıyla kapanınca o gün bugündür burası İstanbul'un tek opera sahnesi olarak görev yaptı. 562 kişilik kapasitesiyle. O yüzden de hep doldu taştı bu pandemiye kadar. Yani pandemideki kapanmalara kadar. Sahneden de bahsedeceğim, salondan da bahsedeceğim ama buradaki birçok gördüğüm o piyano falan günümüze kadar devam eden eski tarihi eserler mi? Yoksa değil. Hani restorasyonda bazı değil, şeyler, değil. Ya da depremler yaşandı, değil. Savaşlar yaşandı. Üstü aynalar bağış, piyano bağış. Bir takım mobilyalar var şu üst fuayedeki galerilerde, onlar bağış. Neler var? Yani bu halılar burası için dokutturuldu. İşte avize burası için tabii ki aslına uygun olarak yaptırıldı. Bir loca kapılarındaki amblemler orijinal. Biz Ankara'da tiyatroya gideceğimiz zaman annemler falan iki gün önceden ne giyeceğim, kuaför hazırlıkları. Bizler okul elbiselerimizle giderdik. Şimdi ben İstanbul'a geldim, tiyatroya, arkadaşım dedi ki tiyatroya gidelim. Dedim ki üzerimde kot var, ne olacak ki dedi. Çok şaşırmıştım. Hatta gidip kumaş pantolonla gömlek alıp ben
tiyatroya günlük kot pantolonla ya da tişörtle gitmem demiştim. Şimdi benim bildiğim opera, hani tiyatronun aslında seyirci olarak bir tık daha hassası diyelim. Ama böyle kotla falan da gelenler oluyor değil mi? Evet. Öyle bir kıyafet yönergemiz yok. Herkes ya günlük ne giyiyorsa. Yazılı kural değildir bunlar zaten. Hayır, herkes günlük ne giyiyorsa o biraz herhalde eskide kaldı. Olsa iyi mi olurdu? Tabii ki bir kere insan kendini iyi hissediyor ama artık öyle bir şey kalmadı. Ya ben hani içeriye girer girmez gerçekten net söyleyeyim. Hani o kadar güzel yapılmış ki o restorasyon sonrası. Hani sanki Avrupa'da bir müzeyi, bir operayı geziyormuş hissiyatına zaten, rahatlıkla zaten yaşıyoruz. Burası yani salon kısmı bir Alman tiyatrosundan örnek alınmış. Fuayede Şanzelize Tiyatrosu'nun bir kopyası. Şu anda opera var mı? Sergilenmiyor mu? Şu anda bu sezon... Şöyle geçelim sahneye doğru. Size sahneyi alıp bir ağrıyı alacağım biraz sonra. Maalesef bende öyle bir yetenek yok. Bu sezon konsertant olarak yapıldı operalar, yani konser versiyonları yapıldı. Pandemiye kadar birçok opera ve bale sahnelendi burada. Ayrıca Kadıköy Belediyesi tarafından 14 yıldır düzenli olarak her pazartesi oda müziği konserleri düzenlendi. O da baş başına bir seri oldu İstanbul'da ve Türkiye'de. Böyle girip dürbünle bakanlar oluyor mu? Yok, dürbünle bakılacak kadar büyük bir salonda değil zaten. Ben en son bilgim işte Baba 3 filminde meşhur Andy Garcia'nın olduğu. Hani Al Pacino'nun oğlu opera sanatçısı oluyordu ya. Tabii onlar devasa. Aa, çok onlar, devasa, evet, devasa sahneler salonlar var, salonlar var. Peki İstanbul, şimdi ben bu programda özellikle hani Kadıköy ağırlıklı hazırlıyorum. Daha doğrusu Kadıköy programı hazırlıyorum. Bu tip etkinlikler insanların malum şartlar belli. Bütçelerini zorlayacak türden mi mesela, ya da belediyenin böyle ücretsiz etkinlikleri de oluyor mu Süreyya Operası'nda? Ya da fiyatlar nasıl? Fuayede ücretsiz etkinliklerimiz oluyordu. Gene pandemiden dolayı o yapılmıyor ama devlet operası, devlet tiyatrosu, işte belediye konserleri, bunlar normal özel sektörün yaptığı gösterilerden ve konserlerden tabii çok daha aşağı fiyatlar. O yüzden insanların ulaşabileceği fiyatlar. Şimdi etkinliğine göre değişiyor. O yüzden tabii bir fiyat vermem doğru olmaz ama gayet kabul edilebilir ve ulaşılabilir fiyatlar. Benim için gerçekten çok önemli çünkü hani gerçi biz değişik bir toplumuz. Buna en başında da ben gelirim. Hani sağlığımıza zarar veren şeylerde parayı rahatlıkla harcayıp konu kültür sanat olunca her şeyin böyle nedense hesabını yaparız. Ya bir şey daha soracaktım. Şunu soracaktım. Şimdi sizinle tanışmadan önce az önce bir hanımefendi geldi. İstanbul dışından geliyormuş misafiri. Şimdi biliyorsunuz tabii ben buna da aslında bu tip yerlerde karşıyım ama bilinirliği açısından da destekliyorum. Yoldan geçerken hani bir gelip görelim dedikleri zaman kapıdan insanlara ya gelin görün işte burası da bizim tarihi Süreyya operamız, evet, diyor tabii, musunuz? Tabii. Eğer salon müsaitse tabii diyoruz. Şimdi bugün şansımıza boş içerisi ama çoğunlukla provamız oluyor. Prova olduğu zaman tabii ki alamıyoruz ama prova yoksa bu şekilde boşsa gezdiriyoruz. Yani gelip burayı rahatlıkla gezebilirler. Hani benim gibi önünden geçip bakmasınlar. Gelsinler, hatta etkinliklere de katılsınlar. Tabii. Herkesi bekleriz. Çok teşekkür ediyorum ev sahibiniz için. Rica ederim.